DSP Parti Meclisi Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram İdili, Parti Meclisi Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yeşilyurt beraberinde DSP Edirne Merkez İlçe Başkanı Basri Çetintaş ve Küplü Belediye Başkan Adayı Raif Taşkın'la birlikte Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi makamında ziyaret etti. DSP heyeti Belediye Başkanı Sedefçi'yi ziyaretiyle ilgili olarak yaptıkları açıklamada Başkan Sedefçi'yi partilerinde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek Genel Başkanımız Masum Türker'in bilgisiyle kendisini ziyaret ederek Edirne'deki seçim çalışmalarımız hakkında ön görüşme yaptık. Sedefçi belediye başkanlığı döneminde Edirne'de önemli başarılara imza atmıştır ve Edirne halkının sevgisini kazanmıştır. Halkın sevgisini ve takdirini kazanmış bir isim olan Hamdi Sedefçi yine Edirne halkının desteğiyle tekrardan seçilecektir. Edirne halkının Hamdi Sedefçi'ye olan inancı ve güveniyle Edirne Belediye Başkanı olacağına inancımız ve güvenimiz tamdır dediler. Sayın Genel Başkanım Masum Türker'in izniyle biz buraya geldik. Burada Sayın Belediye Başkan adayımız bize yeni geçmiş olan Hamdi Sedefçi Beyefendi ile görüşmelerimizi yaptık. Çok olumlu bir havada geçti. Ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi birlikte konuştuk ve bir takım kararlar aldık. Bundan sonra Edirne'de artık her taraf maviye boyanacak. İnşallah Ak Güvercin'le burada yeni bir sayfa açılacak Edirne'de. Edirne'nin bence bundan sonraki süreçte yüzü gülecek Edirne, Hamdi Başkanım'la birlikte Demokratik Sol Partili arkadaşlarımızla hep birlikte kucak kucağa bu işi götüreceğiz. Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ise DSP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek DSP Genel Başkanı Masum Türker ile sık sık telefonla seçim çalışmalarımız hakkında görüşüyoruz. Bugün de İdili ve Yeşilyurt'la yüz yüze görüşmeler yaptık. Edirne halkından aldığım güven ve destekle 30 Mart'ta tekrar Edirne'nin belediye başkanı olacağıma inancım tamdır. 20 yıllık belediye başkanlığı tecrübem ve heyecanımla Edirne'mize hizmetlerin en iyisini sunmaya devam edeceğim dedi. DSP Trakya Bölgesi Sorumlusu ve Parti Meclis Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yeşilyurt ise ziyaret sonunda Belediye Başkanı Sedefçi ile görüşme yaptıklarını ve çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi birlikte konuştuk. Bir takım kararlar aldık. Bundan sonra Edirne'de her taraf maviye boyanacak. İnşallah Ak Güvercin'le Edirne'de yeni bir sayfa açılacak. Edirne'nin bundan sonraki süreçte yüzü gülecek dedi.